bir ahir ayının son haftasındayız. Dördüncü hafta Risalet'in ilk dönemi itibariyle Mekke'ye baktığımızda boykotun, sürgün yıllarının devam ettiğini görüyoruz. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu yıllar özellikle Beni Haşim ve Beni Muttalep için söz konusu bir -Bi Talip günlerinde sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Hicret sonrasına baktığımızda altıncı yıl Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın Zülkasse seriyesine görüyoruz. Yirmi e, dokuzu bu ayın 29'u itibariyle sonra Zeyd ibn Harise'nin Cemum seriyesi var 30 Rebi'yle ahir Alkama İbn Mücezziz'in Kızıldeniz Seferi var ee, bu sefer de e, belki bilinmesinde fayda olan şöyle bir detay karşımıza çıkıyor. Hani 300 kişilik bir ekiple belki gidecekler, güvenlik adına çevreyi kolaçan edecekler. Orada birilerinin olduğu haberi gelecek. Birileri zaten var ama netice itibariyle tehlike arz etmeyen bir durumun söz konusu olduğunu görüyorlar. Hatta Kızıldeniz'de bir adanın, e, adacığın içerisindeler. E, oraya ulaşmak istiyorlar fakat büyük dalgalar söz konusu. Ulaşmaktan da vazgeçiyorlar. Ashab-ı bazıları evlerine erken dönmeyi düşününce Hazreti Alkame aralarından bir tanesini Abdullah İbni Uzafe radıyallahu anhı bu erken dönmek isteyenlerin başına emir tayin ediyor. Onlar da geriye dönerken yolda üşüdükleri zaman belki ısınmak için belki... Yemeklerini pişirmek belki de aydınlık için ateş yakıyorlar ve orada Abdullah İbni Huzafe etrafındaki insanlara biraz latifesiyle öne çıkan şakacı bir sahabeymiş. Önce şey soruyor. Yani ben sizin emiriniz miyim? Evet emirimizsin. Peki emire itaat? Evet emire itaat gerekli. Peki diyor o zaman ben size emrediyorum. Bu ateşin içerisine atlayın. Ee, tabii insanlar bir anda böyle dona kalıyorlar. Yani atlamak mı atlamamak mı? Emre itaat mi etmemek mi? Ee, sonrasında bu aralarında bayağı ciddi bir mesele haline geliyor. İşin şaka olduğu anlaşılıyor ama Medine'ye dönüldüğü zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mesele intikal ettiriliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu beyanı bu münasebette şerefsüdür oluyor. Kim size bir masiyet, bir günah günah olan bir şey emrederse onu yapmayı emrederse onun bu husustaki emrini dinlemeyiniz. Yani masiyette itaat yoktur meselesi bu şeref şerefsüdür olmuş oluyor. Eğer ateşe girmiş olsaydınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamı itibariyle kıyamete kadar o ateşte kalırdınız. Yani Emir demek, amir demek, ne bileyim reis demek denilen her şey yapılacak anlamına gelmiyor. Allah'a masiyet teşkil eden emirler hakkında amire itaat etmek yoktur. Amire itaat ancak meşru olan emirler hakkındadır. Hadisin devamı itibariyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tescil etmiş oluyor bu münasebetle. Yine bu haftanın içerisine baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Yemen'e iki önemli şahsı gönderdiğini görüyoruz. Hatta Yemen'den gelen haberler biraz böyle belli kabilelerin reislerinin belli bölgedeki insanların Müslüman olduğu haberleri geliyor yoğun bir şekilde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabi Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi böyle güçlü isimlerin oraya gönderilmesinin gerekliliğine hatta bunu konuşmaya başlamışlar. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Musa el-Eş'ari ile Muazzeb'ini Cebeli Yemen'e gönderiyor. E, ve o insanların gönlüne girme, orada belli başlı vazifeleri yapma vazifesiyle gönderiyor ki bu iki sahibi özellikle Ebu Musa ile Şari'yi Mekke fethinden sonra Mekkelilere İslam'ı Kur'an'ı öğretmesi için bırakmıştı. Muaz Cebel'de Cebel de, ı Kiram'ın arasında dinde fakıh dediğimiz derinleşme ile ilgili temeyyüz etmiş bir sahabiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gibi insanların konuşulduğu yerde bu iki sahabiyi gönderecek ve büyük nasihatler söz konusu olacak onlara gitmeden önce nasıl bir coğrafyaya gittiklerini hatırlatacak ve orada ne türlü bir duruş sergilemeleri gerektiğini de uzun uzadıya nasihat ederek göndermiş olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta şehrin dışına kadar da uğurlayacak giderken neyle muamele edeceklerini sonra soracak ve Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ve iştihat meselesi ki bunu zannediyorum biz bir programda biraz bahsetmiştik. Yine bu haftanın içerisinde başka bir konu daha var. O da Hazreti Ali'nin füls putunu tahrip adına gönderilişi. Bu da 9. yıl. Artık e, Mekke fethedilmiş ve etrafta İslam adına bir hakimiyet söz konusu. İslam'a mugayir olan görüntülerin ortadan temizlenmesi lazım. E, Hazreti Ali gittiği bölgede e, orada e, meşhur e, Hatim et Tâyinin e, oğlu e, Adi ibn Hatim var ben diyor krallar gibi yaşıyordum bana kral muamelesi yapıyorlardı fakat endişeler var yani Medine ve etrafındaki hadiselerin kendi bölgesine doğru geldiğini fark etmiş ve kölelerinden bir tanesine şöyle bir vazife veriyor sen sürekli etrafı kolaçan edeceksin ve Muhammed ve adamlarının bu tarafa doğru geldiğini duyduğun an hiç vakit kaybetmeden bana bu bilgiyi intikal ettireceksin bir gün hakikaten bu adam geliyor ve diyor ki o beklediğin gün geldi sen diyor bir an önce yapacağını yap ben diyor birileriyle karşılaştım. Kimler olduğunu sorduğumda Muhammed'in adamları olduğunu söylediler. O da pılını pırtısını topluyor ve Şam tarafına kaçıyor. Yerine kız kardeşi Seffane'yi vekili bırakıyor. O da çok akıllı zeki bir kadın. Ve Hazreti Ali ve etrafındaki insanlar onu orada bulunca esir alıyorlar ve Medine'ye getiriyorlar. Medine'ye getirilen esirlerle beraber Seffane de Medine'ye gelmiş oluyor. Sefane de esirlerin arasında Medine'ye getirilmişti. Mescid-i Nebevi'nin yanında bir hücrede e, misafir ediliyordu. Muhtemelen annelerimize ait bir hücre çünkü Mescid-i Nebevi'nin yanında olduğu ifade ediliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun yanına geldiğinde Halil'in hatırını soruyor. E, o da e, kendisinin çok önemli bir insanın kızı olduğunu, babasının e, meziyetlerinin olduğunu ifade ediyor. Hatta birkaç defa birkaç gün üst üste görüşmelerinin akabinde Peygamber Efendimiz'e dediği şu daha doğrusu Hazreti Ali'nin de Efendimiz'in yanında olduğu bir yerde Hazreti Ali üçüncü gün konuşmasını istiyor. Hazreti Ali'nin rehberliği aslında birçok sahabenin geleceği açısından çok böyle kritik rol oynamış. Burada da biz bunu görüyoruz. Bak diyor Resulullah'a konuş. Yani İçini şerhet ki derdine deva bulasın anlamında. O da Ya Resulallah diyor baba öldü ki bunu üç gün boyunca söyleyecekti. Ziyaretçi de ortadan kayboldu. Kardeşinden bahsediyor kaçan kardeşi. Sen beni bağışlayıp serbest bırak Allah da seni bağışlasın diyor. Benim Arap kabileleri içinde kavmimin seyidinin kızı olduğumu bilmiyor musun sorusunu soruyor. Benim babam aileleri korur. Esirlerin esaret bağlarını çözer. Açları doyurur, çıplakları giydirir, konukları ağırlar, yemekler yedirir, selaj, selamlaşmayı yayar. Dileyicilerin dileklerini reddetmezdi, isteyenlerin isteklerine karşılık verirdi. İşte ben o Hatem-i Tayin'in kızıyım. Buyurunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu diyecek Müslümanlık sıfatları bunların hepsi. Müslümanlığa ait Müslümanlara ait İslam'a ait sıfatlar Keşke baban Müslüman olsaydı da onu da rahmetle ansaydık e, diyecek ve e, ona e, şöyle bir tavsiyede bulunacak seni ben e, serbest bırakacağım ve kardeşine göndereceğim yani işte memleketine göndereceğim. Ama kadın olduğu için o gün itibariyle yolculuklar genellikle böyle kalabalık kitleler halinde yapılmak zorunda. Sen diyor güvendiğin insanların içinde gidebileceğin böyle bir fırsatı bulduğunda bana haber ver ve o gün geliyor. Ya Resulallah diyor işte benim güvenle gidebileceğim bir ekip var. Onlarla beraber gidebilirim. Ve doğruca Şam'a gidecek. Kardeşiyle çok ciddi böyle hesaplaşması var. Sen diyor işte mahremini bıraktın hanımın ailen aldın gittin başıma benim bu kadar sıkıntı geldi ama işte ben Medine'de bunları gördüm ee, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı anlatacak ve kardeşinin de Müslüman olmasına vesile olacak e, Sefane Hazreti Sefane e, bu haftanın e, olaylarından bir tanesi yine biz e, bugünlerde yaşanan başka bir hadiseyi daha görüyoruz e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum ruhunun ufkuna yürüdü peygamber efendimizin olduğu her yerde onun kıldırdığı namazın ezanını okuyan birisi vardı Hazreti Bilal peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın yokluğunda Hazreti Bilal ezan okuyamaz hale geldi ve bunun muhasebesini çok yaptı denedi olmadı ve Medine'yi terk etme kararı aldı ve Şam'a gitti. Uzun yıllar orada kalacak Hazreti Bilal. Kölelikten gelen bir insan, siyah tenli bir insan ama Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi insanların efendi olarak ifade ettikleri bir insan, baş tacımız ve e, o günden bugüne de e, İslam dünyasının hemen her yerinde ismi e, bir şekilde ebedileştirilen gerek müesseseler itibariyle gerekse şahıslar itibariyle bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sonrasında onun o varlığını sürekli böyle demek ki orada hani ezan okuyup okumama insanlar talep ediyor ezan okuması ama buna gücü yetmiyor. Onun için belki bu ortamdan kurtulma gibi bir tercihi söz konusu. Hazreti Ebu Bekir döneminde orada Hazreti Ömer döneminde de orada ama Hazreti Ömer biraz böyle gelip ezan ok insanlar özlemişler. Ona haberler gönderiyor, insanlar gönderiyor. Fakat Hazreti Bilal evet demiyor. Gel işte yeniden Medine'de beraber yaşayalım. E, nihayetinde Hazreti Ömer de e, bir gün e, kararını verecek ve Şam'a kadar gidecek. Hazreti Bilal'i bulacak. İnsanlar seni ezanını bekliyor. Ey Bilal gel bize ezan oku. Hazreti Bilal e, Hazreti Ömer'in ezanı. Teklifini kıramayacak. Ayağına kadar geliyor olmasını e, geri çeviremeyecek ve Medine'ye gelecek. Medine'de bir sabah. Neyse ya bu irademize hakim olamıyoruz ya. Ne yapacağız? Hazreti Bilal, e, Hazreti Ömer'e kıramayacak e, oraya kadar gelmesi e, ve kendisinden böyle bir talep etmesi, bunu geri çeviremeyecek ve bir gün Medine'ye gelecek. Bir sabah vakti ezan e, okuyacak Medine'de e, ve Medine'de e, enteresan bir hava oluşacak. Çünkü o güne kadar sabi. Ee, Hazreti Bilal'in sesine duyduğu her yerde Rasulullah'ın varlığıyla karşılaşmışlar. Acaba Rasulullah yeniden e, hayata mı döndü? E, kanaati hasıl olacak ve e, insanlar bu heyecanla Mescid-i Nebevi'ye gelecekler ve Hazreti Bilal'le bir hasbihal söz konusu olacak. Ee, Hazreti Bilal'in İslam adına belki e, sonrası dönemde de yaptığı hizmetleri bu vesileyle belki iade etmekte fayda var ama bugün itibariyle biz e, bu kadarlıkla itibar ediyoruz. Haftaya inşallah başka bir konuyla yeniden buluşmuş oluruz. Hicret sadece bir göç hareketi mi yoksa kıyamete dek sürecek bir sünnet mi? Selman Koç'un kaleme aldığı hicret kitabı bu kritik soruya ışık tutuyor. Bu kitapla Kur'an ve sünnet çerçevesinde hicretin derin anlamını keşfedebilirsiniz. Allah Resulü ve ashabının hicret sürecinde karşılaştıkları itikadi, sosyal, kültürel ve iktisadi problemleri nasıl çözdüklerini öğrenebilirsiniz. Yeni topluma entegrasyonlarını ve asimilasyona karşı aldıkları tedbirleri okuyabilirsiniz. Bu değerli eseri hemen edinin ve Hicretin derin manasını keşfetmeye başlayın. Selman Koç'un Hicret kitabı şimdi Süreyya Kitap'ta. Hicret, geçmişin ışığında geleceğe yolculuk.